قد كفاني علم ربي من سؤالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى حمد سنالار بوسن Peygamber صلى الله عليه وسلم يدرو صلواتlarımız بوسن Siz bilen bizi Ana şu mübarek bugün Ramazan ayı geçtiğinde nasip kıldı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bana şu ayetke muvaffak, bana şu ayetke binaen Ramazan ayı rozası siz bilen bizge farz oldu. Siz bilen biz ne huzurumuzu gerekken Ramazan ayını kançalık hürmetlik, kançalık aziz mehman ekenlikini bilişikimiz için elbette bana şu Ramazan ayından aval bir kançalık sohbetten ötkişliğimiz zarur buladı. Kişi mehman kütarken tayyorgarligi kutayotgan mehmonini qadriga qarab bo'ladi. Boshqa bola bo'lsa, oddiyroq qabul qilib qo'yamiz. Bir kattaroq odam bo'ladigan bo'lsa, uni istiqboli, uni kutib olishlik, unga bo'lgan sarf-xarajatimiz, sarg'aligimiz o'shunga yarasha bo'ladi. Mehmon kutamiz, bir odam o'g'lini uylaydigan bo'lsa, mehmon keladi. Uyini boshqatdan qilib chiqadi. Insonga shuncha tarbiyali bo'ladi. Siz bilan bizga Ramazon sharif mehmon bo'lish arafasida turibdi. Bugungi darsimiz Ramazon fazilati haqidagi dars bo'ladi. Toki kelayotgan muborak Ramazon oyini qanday kutib olishimizni bir qator yana yodimizga solib qo'yaylik. Ey iymon keltirganlar dedi Alloh taolo, sizlarga roza tutishlik avvalgi ummatlarga farz qilingandek farz qilindi. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Kishini Ramazon rozasini tutishligi taqvosini ziyoda qilmaydigan bo'lsa, harom ishlardan tiyishligiga sabab bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taologa yaqinroq bo'lishlikka bir sabab bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamni rozasi roza bo'lmaydi. Na'uzu billoh. Ichimizda roza kelyapti desa, ichi siqiladiganlar bo'lishi mumkin. Yeyishdan, ichishdan qolib qolaman, falon-falon narsalardan mahrum bo'lib qolaman. Alloh saqlasin bunaqa bo'lishlikdan. Bu nifoqni belgisi. Ramazon oyi kelayotganligi bu siz bilan bizga bir ulug' xushxabar bo'lishi kerak. Qanchalik xursandchilik bilan kutib olyapmiz. Mana quyida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hadisga quloq solamizki, "Innal jannata la tunajjidu va tuzayyinu min hawlin ila al-hawl li dukhuli shahri Ramazon." Ramazon oyi kirishligiga jannat o'zini ziynatlarini yangilab, xilma-xil tusga kirib turadi. Ramazon oyi kelganligi sababli. Jannat tayyorgarlik ko'radi. Ramazon oyining birinchi kechasi kirgan kuni Alloh taoloning arshini ostidan bir hid o'tadi va jannat bu narsaga bir xursand bo'ladi, tayyorgarlik ko'radi. Alloh taolo jannatga buyuraydi. Ziynatlangin, bezaklaringni chiroyli qilgin. Seni huzuringa meni ro'zamni tutib qiylangan bandalarim keladi. Senga kirib rohatni yutishlari uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p hadislar bor. Mana shulardan birinchisini o'qiymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana Imom Ahmad musnadlarda keltirgan "Utiyat ummati fi shahri Ramazon hamsa hisolin lam tu'ta ummatun qablaha." Meni ummatim Ramazon oyida hech qaysi ummatga berilmagan 5 ta xislat bilan dedi, ne'matlandi dedi. 5 ta xislat bor, bu faqat meni ummatimga beriladi bu narsa Ramazonda. Birinchisi "La halufu fami soyim atiyaba inda Allohi min rihil misk." Musa alayhissalom qissasini gaplashganimizda Alloh taolo 30 kun roza tutishlikni farz qildi. Musa alayhissalomga tutishlikni buyurdi. 30 kun roza tutganda og'zidan hid kelishni boshladi. Va daraxtda bakidan yeb qo'ydi. Alloh taolo itoat qildi, ya'ni 10 kun roza tutishlikni buyurdi. Demak, roza tutgan odamning og'zidan bir hid kelishligi tabiiy narsa, insonda tabiatda bor narsa. Endi kishi ro'zador bo'lib, og'zidan mana shunday bir hidni kelishligi bizi nazarimizda bir noxulay, noxush hid bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uchun ro'zadorning og'zidan chiqqan hid mushki ambardagi hiddan ko'ra yoqimliroq bo'ladi. Demak, sizda Allohga yoqadigan bir hid bor. Nima sabablik?
Ramazan rozası tüfeli. Kaçan belirledi bu fazilet? Fakat Ramazan ayıda. Bana şu akeri yaptı. Ve testağfiru lehumul malaiketu hatta yaftiru. İkinci verilen fazilet, ta ağzını aç günge kadar kişi rozadar bolu yürürken, farişteler günahlarını keçirişini Allah'dan sorup duradı. Bir işte yapıya tutturup, tövbe kılın degen, yaşı gelipken, yaman gelipken farişte, bir mette amin de bu işten korkanız. Ha bu yerde farişte, Bomdat'ta ozanıdan, Şam'da ozanı geçe, günah izi keçirişini Allah'tan sorup duradı. Farişteler de duası cevabı. Tusafadu fiki maradatu şayatıyım. Şeytanlar Ramazan ayı kirgende zancirband kılınadı. Cennet her günü 70 yıl sekirip duradı. Cennet eşikleri açıladı. Bana bir ayı bir şıkkı koysak, şimdi hayatımızda apkeme ilacımız yok. Bu hadislerde köpeşikemez. Lakin hayatımızda apkere işleyen bir geneli. Bir gün akı koysak, şeytan aldat koydu. Şeytan adaştırıp koydu. Şeytan götürün görmemiz. Bana burada Ramazan ayı kirgi yaptı. Yani özümüz kolay yapız. Resulullah İmam Ahmet getirirken sahih hadisler yapmıştı. Ramazan ayı kirgende şeytanları da Allah-u Teala baylat, cehennem eşilerini yok koyar dediler. Hadislerde geledi, baylansın, denizdeki orallaki ulaştırılsın derken Allah-u Teala. Şeytanlar bu midi içimizde. Demek indi, sigareti taşımayken özümüz bulamız. Namaz götürmeyken özümüz bulamız. Günah, mansiyat kırarken özümüz. Şimdi, tönkep koyardıken şikim yok. Bana endi Müslüman kişi, erkek kişi özünü erkekliğine bir sınav olsun ki endi yekke meyekke kalmış. Özüz ve nasıl?